5 sıra orayı örüyoruz. Gidip gelip örüyorsun değil mi evet, orayı? Evet, dönüyorum. Tamam. Şöyle doldurayım ben. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Sonra kapanış yerini bize göstereyim. İzah et çünkü o 5 sırayı örmeye vaktimiz yetmez. Şöyle göstereyim o zaman. Hı. Şurası mesela. Şöyle 5 sıra olduğunu düşünün Derya Hanım. 5 evet. sıra olduktan sonra tamam. şu iki ucunu kapatıyoruz. Tamam. Bakın o kadar mantıklı. Şöyle kapatıyoruz. Bir şey. Evet. Burası topuk oluyor. Sonra bu kalan yuvarlağı aynı şekilde tekrardan örüyoruz. Dikişsiz. Dikişsiz yukarıya doğru örüyoruz. Döne döne. Ay çok kolay değil mi? Buraya da çorap örmeyen kalmasın. Belli Bunun oluyor. Da mantığı aynı. Aynı. Öteki ben hani burada deseni olmadığı için farklı renk kullandım. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Kırmızı. Burada kaç sıra bir? Onda da 3 sıra var. 3 sıra var. Burada üç sıra da 3 sıra. O kadar güzel olmuş ki. Çocuklar sıkılmadan giyebilirler. Çok çok şık olmuş. Yani bunun da esniyor. Bu da 25-26 gibi olur. Çocuk ayağını. Büyütmek isterlerse ya buradan büyütebilirler. Hani evet. 3 sıra, 4 sıra, 5 sıra yapabilirler. Ona göre burası genişler. Evet. Ondan sonra eğer bileği inceyse şuradaki kısmı Derya Hanım. Öbür elinle göstersen. Bileği inceyse. Öbür elinle. Yani bu elinle göster ki görelim. Evet. Bileği inceyse şu kısmı daha az doldururlar. Burası daha dar olur Derya Hanım. Hani bilekleri ince olabilir, güzel. Şişman olabilir. Ama çocukları sıkmaması açısından iyi. Altına bir tane küçük kaydırmaz bir şey koyabiliriz. Bir kaymayan küçük deri parçaları dikebiliriz. Olabilir. Hani silikonla yapmıştık ondan yapabiliriz. Kaymaması, çocukların kaymaması çok önemli. Sonra da burasının dikmesini göstereceğim ben size. Şimdi onu yaptın yukarı doğru kaç sıra gittin yurdanı? 10 sıra. 10 sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sırada ben bitirdim ama bu isterlerse evet. uzayabilirler. Şuranın dikişi Sonra var. Sonra böyle açık kalıyor burası tabii. Bakın burası şuradan birleştirip tekrar örüyorsunuz ya. Bir tek dikiş burada var bu evet, çorapta. Başka bir yerinde tek. Hiçbir şey yok. Görelim nasıl birleştiriyorsun. Sonra iki ucunu... İsterlerse yünü ayırabilirler, isterlerse sağlam bir iple şöyle karşılıklı şey yapıyorum, dikiyorum çok belli etmeden. Tabii yumuşak çocukta, dikmek lazım. Çocukta biraz yuvarladım şu kısımlarını, sivri ol, onların topukları yuvarlak yuvarlak diye. Aha. Yuvarladım. Vallahi çok güzel, bunun da nasıl yapıldığını atacağız. Bu yaz bu modelden biz de siz de çanta ördük bu modelden hatırlayacak olursanız. Çorap da yumuşacık. Bakın o bileği sıkmıyor. Çok güzeldi. O çantaları yaza tekrarlayalım. Biraz evet, bahar çok gelsin. Güzeldi. Çok güzel olmuştu. Ben bu çorabı çok beğendim. Erkek için, eşiniz için, büyük oğlunuz için yapmak isterseniz çok uygun fiyatlı. Ayakkabı içine de giyebilir. Sıcak tutucu. Bana göre çok şık bir model oldu bu. Ve çok kolay. Çok kolay. Yani çocuk çorabında da sadece şurayı dikiyoruz. Yurdanur diyor ki şurayı biraz yuvarladım onlarınkini dikerken diyor. Sonra burayı da dikeceğim. Bu çorap da bitmiş olacak. Şimdi bu da hediye vermek için, tezgahlarda satmak için. Şöyle hemencecik yapıp kaç saatte biter? Bu çok da uzun sürmez. Bir günde bitiyor. Şimdi yani. Eldiven de aynı model. Eldiveni evet. göstereyim siyah olduğu için anlaşılmıyor. Ama eldivenin de mantığı söyle, aynı. Mantığını söyle. Şimdi buradan başlıyorum Derya Hanım. İstediğim kadar örüyorum. Geliyorum. Parmak için ayırıyorum. İşte burayı evet. örüyorum. Sonra bu uzunluğu ne kadar istersek daha uzun yapabiliriz. Kaç sıra yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5 sıra yapmışım. İstersek 6 sıra falan Parmağı da yapabilirim. Böyle dönüyor musun bir kere? Evet, yapıyor musun? Dönüyorum. Evet, burayı da... tutturuyorum. Dönüyorum. Evet, sonra bu parmak orada kalıyor, bunu örüyoruz. Bunun da hiç tane. Sıfır dikişli, hiçbir yerinde dikiş yok. Hiç, parmak altında da yok mu? Yok, orada hiç. Da burada yaptığımız gibi birleştiriyorum, dönerek gidiyorum yuvarlak. Çok güzel olmuş. Ya o kadar güzel duruyor ki yani şimdi ekranda anlaşılıyor mu bilmiyorum ama çok yumuşak, çok güzel, çok iyi fikirler hediye yapmak için. Şurasına bir küçük böyle bir...
peluş koyabilirsiniz. Evet. Süslenebilir yani. Süslenebilecek de bir şey. Ben çok beğendim. Çok güzel bir model. Seyircilerimizin hiç sorusu var mı Müge? Bir bakalım. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Bu da bitti. Evet. Yurdanur. Bir modeli bir kere daha gösterelim. Gösterelim. Şu, onu da göster Yurdanur. Şeyi göster. Evet. Orayı. Şimdi... Ben dört tane zincir çekiyorum. Dört zincir çekip ortasını 10 tane ikili trabzanla dolduruyorum. Sonra ikinci sırada her yuvaya 2 tane batıyorum. Üçüncü sırada 2 tane tek bir çift batıyorum. Yok, bir tek bir çift. Bir tek bir çift batıyorum. Sonra 2 tane tek bir çift batıyorum. Bu burun kısmı bitmiş oluyor. Sonra bu modeli kurmak için 2 tane atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Evet, şimdi üçüncüye şuradan, batıyorum. Şuradan göster, evet. Devam et. 11 sıra örüyorum o şekilde. Evet, modeli bir görelim. 11 şey... Sen şeysin orada, topuğa geçtin, onun için diyorsun. Evet, şurada gösterebilirim. Şurada tamam, var. Orada gösterelim. Modeli gösterelim, topuğu gösterelim. Seyircilerimiz hiç demiş zincir... ki altına keçe koyabiliriz. Kaymasın diye çocuklar, ama keçe de kayar mı? Bazı evler, bazı parkeler, bazı lamineler çok kaygan olabiliyor. Dikkat etmek lazım. Keçe evet. Niye olmasın? Kalınlaştırır, terlik gibi, patik gibi, ev patiği gibi olur. Zincir çekmiyoruz. 2 tane atlayıp üçüncüye batıyoruz. Aynı yuvaya ikili trabzan yapıyorum. Arada 1 tane zincir çekiyorum. Evet. Yine aynı yuvaya. Aynı yuvaya 3 tane yapıyorsun. Arası kaç zincir? Şurasını diyorum. Aynı yuvaya 2 mi yapıyorsun? Evet, 2 yapıyorum. Tek arası zincir, tek zincir, tekrar 2. Hep evet. Aynı yuvaya. Hep. Yine şey yapıyorum, zincir çekmiyorum. Üçüncüye batıyorum. Eldiveni mi? Ha, çocuk patiğini soran seyircilerimiz varmış. Onu söyleyeceğiz şimdi. Tamam. Evet. Onu da şöyle göstereyim olmazsa. Göster. Kırmızıdan başlamıştım. Ona da 10 ilmek zincir çekerek başlıyorum. 4 sıra değil de 3 sıra dolduruyorum aynı sistemde. Bakın böyle biraz burası bombe oluyor. Şey, küçük bir şapka, ceviz kabuğu gibi oluyor. Yani şunun büyüklüğü bir ceviz kabuğunun, yarım ceviz kabuğu evet. Gibi çocuk patiğinin şeysi. Hani oradan aklınızda kalsın. Evet. Ondan sonra ikili trabzana mı geçiyorsun? Sonra ikili trabzana renk değiştiriyorum. Değiştir, ama burada rengini istersen. Değiştireyim o zaman. Değiştir. Green var. Gri'yi koyalım. Hakikaten giyeyim. Ha, patiği giyeyim. Şu dikilmiş patiği diyorsunuz. Delik giyme diye. Bir kere daha giyeyim. Seyirciler görmek diktim. İstemiş ayakta. Evet. Sen gri'yi tak. Evet. İkinci rengi girin. Hani siyah beyaz yapabilirsiniz. Çok öyle de çok güzel olur. Erkek çocuklara bir şey bulamıyoruz. Yani çoraptı, kızlara patik yapıyoruz, bir şey yapıyoruz. Erkek çocukları, delikanlı gençlere, bu tür eşlerinize bu çok tür güzel yapabilirsiniz. Evet, 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum ve her yuvaya ikili trabzan. Bunun başka hiç şeyi yok, zorluğu. Zincir çekmeyi bilen herkes yapar Derya Hanım. Böyle dolduruyorum. Evet. Gerçekten çok güzel. O yuvarlanacak şimdi. Ben ipini biraz aşağıdan sana çekeyim. Evet, buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yurdanur, erkek patiğinde şunu söyleyelim. Buradan sonra kaç sıraydı onu sayalım. Öbür elinle yap Yurdanur. Kamera kapatıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra yapmışız. Topuğu yapmışız. Sonra 3 sıra. Sıra topuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra. 8 sıra. Kenarına da şu şekilde bir renkle tamamlasın gitmiş. Tamamlasın diye tamam. Ben öyle yaptım. Ama çok güzel olmuş. Mesela çok marifetli hanımlar var içimizde. Böyle bir çocuk doğum günlerinde bir hediye verme gibi bir şey var. Bazen veriliyor. Hani kitap, benim orada en sevdiğim hediye kitap, çok güzel. Her zaman okuyorlar, dönüp dönüp okuyorlar, arkadaşlarını hatırlıyorlar. Basit, kolay bir kitap. Ama marifetli bir anne, kızlara kız renginde, erkeklere erkek renginde bunu yapsa, aşağı yukarı atıyorum 7 yaşsa, 4 yaşsa, 5 yaşsa,
aynı şeyde, büyüklükte ayakları. Valla çok hoşuna gider herkesin, çok şık. Ben çok beğendim bu çorabı, bu erkek çorabını çok beğendim. Çünkü kız çocuklarına süslü süslü bir şeyler, patikler, çetikler bir şeyler yapılıyor ama erkek çocuklarına güzel bir model olmuş. Bunun hani boğazsız olanı da çok güzel. Evet Yurdanur, bakayım rengi girdin. Şimdi böyle her sıraya tek batarak mı gidiyorsun? Her sıraya tek batarak gidiyorum. 10 sıra şimdi, öyle mi gideceksin? Evet. Yukarı 3 zincirle yukarı çıkıyoruz Derya Hanım. Evet, bu yeni doğan tulum üstüne de çok güzel olur bu yeni doğanlar için. Yeni doğanın tulumun buraya üstüne giydiririz ya böyle bir patik ayakları geliyorum sıcak tutsun diye. Şöyle kapattım. Kapattım. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Tekrar yine doldura doldura gidiyorum Derya Hanım. Evet. 10 sıra. Anlaşılmayan bir şey var mı? Müge başka soru var mı? Yumuşak bir iplik ile yapıyoruz. 3 numara tığ. 3 numara tığ. İpliğimiz kalınlığını şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde. Bebe yünü. Hani ayağı rahatsız etmesin, yumuşak olsun. Evet, yumuşak bir ipten. Ayağı batmasın. Yumuşak. Hani bilekleri rahatsız etmesin. Evde ayağımızı sıcak tutsun. Çok kalın olmasın, çok yünlü olmasın. Yani kararında bir çorap üstüne de giyebilirsiniz. Eski bir çorap üzerine. Simli iplerle olabilir, spor simli ayakkabılarla. İpler, spor ayak. Bir de spor ayakkabıyla şimdi gençler böyle şeyleri seviyor. Spor ayakkabıdan çıkınca da bu çok güzel olacağını düşünüyorum ben bunun. Şimdi yabancılar çok yapıyor. Şöyle yukarı kadar da olabilir. O zaman bitiriyoruz yavaş yavaş. Az sonra sağlıkla gülümsede buluşacağız. Teşekkür ediyorum Yurdan'a. Rica ederim. Ellerine sağlık. Erkan, patiyi bir ayağımda tekrar gösterelim. Arkası dikilmiş şekilde. Çok rahat. Emin olun çok rahat. Çok güzel. Ellerine sağlık Yurdan'a. Rica ederim. O zaman reklamlar. Gidelim.